Yapımcımızın geldiği hale bakar mısın? Bak son halimiz böyle yani. Emektar adam yerlerde. Seren ne okuyorsun? Hayatım, Murat Göğebakan'ın hayatını kaleme almış sevgili Sinan Yağmur. Ne bize Kitabı da bize yollamış? göndermiş. Fakat tabii ki burada Murat Göğebakan'ın hayatından yola çıkarak aşkı tasvir etmiş. Ve gerçekleri evlilikte işte o sevginin nasıl değişip başka bir hal aldığı, başta hiç umursamazken ağız şapırdatmasına sinir olduğunu bir zaman sonra her şeyin battığını falan. Yani ama o kadar güzel şeyler yazmış ki, çünkü şey demiş: benim için Konya demek Şems demek, Mevlana demektir. Girersin Şems, çıkarsın Mevlana, elbette çıkabilirsin. Aşkı anlatıyor ama işte o gözden, oradan anlatıyor aslında Murat'ın yaşadıklarını. Bana da şöyle bir not yazmış, sana da yazmıştır muhakkak ilk Yazmış, evet. sayfasında. Öztürk babasının bal çiçeği Seren, arada sırada değmezmiş de, işte huzur orada. Tam da o yerdeyim. Bana kötü Tam bir da o şey yazmış yerdeyim. galiba. Canlar var candan habersiz. Canlar var canana yetersiz. Nedir? Beyefendi ne demek istiyorsunuz? Canlar var. Candan habersiz. Evet. Canlar var canana yetersiz. Bana yetmez Yani mi nedir? canlar var, candan habersiz. Yani Teşekkürler. ben anladım da nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Gerçekten anlamadım. Ama şöyle bir şey hatırlatalım. Annesi bağlanmıştı biliyorsun Murat Göğebakan. Demişti Ya ki nasıl tatlı oğlumun bir kadın hayatını kitaba ya. Ha, o, ve yazıyorlar. o Bu gün o eve kitap. gelmişti. Evet. O gün de eve gelmişti. Evet. Evet diyor, yani can var diyor ama diğer candan habersiz diyor. Yani Aynen öyle. bilmiyor diyor, var mı yok mu diyor. Cananlar var diyor. Ne diyor onu? Canlar var, canan habersiz. Canlar var, canana yetersiz. İşte canana yeterli olmuyor diyor yani, canlar var diyor. O canan kadından bahsediyor Bizim yani. Canan'ın da bilgisi yok değil Yok mi? hadi. Peki. Peki o zaman Ben bu şimdi... kitabı okuyacağım. Çok güzel. Böyle karıştırırken birkaç paragrafa göz gezdirdim. Çok güzel şeyler var. Hepimizin hayatından bir şeyler var çünkü. O yüzden mutlaka okuyacağım. Teşekkür Benden ederiz. öteye, benden ziyade. Peki şimdi sadakatsiz günüydü dün. Fakat bir aksilik oldu. Sorma. Biz hepimiz... Sorma. Sorma. Çok Ben dertliyiz. bütün işlerimi 5'e kadar bitirdim. Kendime göre benim dizi menülerim var. En sevdiğim yemekleri yapıyorum. Mesela köfte, patates, bilmem falan. Yani ne, o gün çünkü zevkli dizinin karşısında yemek, her şeyimi ayarlıyorum önceden. Evet, tam dizinin karşısındayken ne oldu? Bir bakalım. Olay, olay, olay. Hayranlarının nefeslerini tutarak izlediği dizi Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlanmadı. Hafta boyunca fragmanı dönen dizinin yeni bölümü yerine kolaj bölüm yayınlandı. Dizinin takipçileri hayal kırıklığına uğradı. Peki Sadakatsiz neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yoksa sinema gelen başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindor'un yer aldığı sevilen dizinin neden yayınlanmadıysa merak konusu oldu. Dizinin yayınlandığı kanal sosyal medya hesabından bir duyuru yaparak Sadakatsiz'in takipçilerine seslendi. Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kanal yönetiminin yaptığı üstü kapalı açıklama yine de bu soruya yanıt olmadı. Dizi neden yayınlanmadı? İşte bu soruya yanıt kulislerde arandı. İddialara göre Sadakatsiz'in yönetmeni koronavirüse yakalandı. Dizinin başarılı yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'un koronavirüse yakalanmasıyla çekimler iptal edilmiş ve bu yüzden yayına da bir haftalık ara verildiği duyurulmuş. Yine iddialara göre yönetmenin korona olmasından sonra dizinin vaka sayılarının artmasından endişe ediliyormuş. Bu sebeple tüm set çalışanlarının test yaptırdığı da söylentiler arasında. Peki Sadakatsiz'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Kanalın yaptığı açıklamada da belirtildiği üzere dizinin yayını ertelenen 9. yeni bölümü eğer set ekibindeki vaka sayılarında artış olmazsa önümüzdeki hafta çarşamba akşamı ekrana gelecek. Biz de merakla bekliyoruz. Tüm Sadakatsiz ekibine geçmiş olsun. Bunu
ayıkladı oradan. Ha, diğerini yaktı, iyi yaptı. Peki dün Sadakatsiz izleyenleri şoka girdi. Çünkü fragman yayınlanmasına rağmen bu enteresan. Vermediler yeni bölümü. Belki gerçekten işte yönetmen rahatsızlandıysa tabii. Verseler önümüzdeki hafta ne belki yapacağız? Yetişmeyecekti. Doğru. Dolayısıyla vermediler. Ben de sayfalarına girdim, ben de yazdım. Niye? Gerçekten mi? Bazen kendimi seven oldum falan unutuyorum gerçekten. Çünkü seyirci olarak seviyorum yani bir şekilde. Sayfada hakaretler, niye bunu bize yapıyorsunuz? Yani ben o hakaretlere dizi ekibinin üzüldüğünü düşünmüyorum. Şimdi nasıl hayranlar? Benim söylemeye çalıştığım bu. Ne kadar da kızıyorsanız da, ben mesela evvelsi gün anneme gittim ve anneme Esra Erol'u seyrediyordu. Hmm. Çok seviyor Esra Erol'u programını annem. Ama artık Esra konsept değiştirdi. Ha, bir de ama seviyor. Oradaki bir kadın sosyal medyadan tanıştı. Birisi, kocası da var evde. Kocası da çok iyi bir adam. 10 yıllık, 12 yıllık evliler. Ve sosyal medyadan tanıştı birisi. Ya gitmiş, görüşmüş. Hmm. Ondan sonra kocası da yakalamış. Ne yapayım diyor, sen bana diyor çok kötü davrandın diyor. Ben de diyor gittim diyor. Çocuğu da diyor kocama bırakıyorum diyor. Neler var yani, sana anlatmam mı? Gayet pişkin pişkin. Ben, adam ne yapıyor? Adam da diyor ki ben çocuğumu alıp bakayım, ben ondan bir şey istemiyorum. Adam gene efendi, başkası olsa neler yapardı. Yani neler var sana anlatamam yani. Aa, o yüzden şimdi bir sürü yuva yıkılışı var, bir sürü şey var. Birçok kadın kendini buldu. Çünkü evli kadın çok. Ailesini korumak isteyen kadın çok. Aldatılan yuvası kadın çok. Bu tip kadınlar tarafından yıkılan kadın da çok. Dolayısıyla hepimiz bu dizide kendimizden bir şeyler bulduk yani. Bulmadık değil. Şimdi bak, burada kız yani adamın sevgilisi, kocasının sevgilisi eve geliyor. Ona şu anda başlıyor hakaret etmeye. Biraz sonra fenalaşacak. Ama kadın ona yardım ediyor. Kadın alacak onu, hastaneye götürecek. Ondan sonra gene suçlanacak falan filan. Adam bir de yani düşün. Mesela evine gelmiş, sana hakaret açalım ediyor. Açalım mı? Bak, açalım. Açın sesini. Karısı gelmiş olsaydı bu kızın yapmaz. Evine. Bu kız bunu götürür müydü hastaneye? Yapmaz. Asla götürmez. Peki ben sana başka bir şey sorayım. Sen Cansu Deren'in yerinde olsan götürür müydün? Ben sen kesin götürürdün. Ben götürürdüm. Ben var ya bak, bir düşmüş ben tekme atarım. Ama çocuk var. Çocuk olduğu için götürürdüm yani. Ha, oğlu şey... Tövbe. Ne? Zinadan şey çocuk. Hayır, kız hamile. Tamam, onun ama için yani... hastalanmış, götürürüm. Çocuk için götürürüm. Bebek vardı. Öbür yani. Türlüsü bunu arardım. Gel derdim, al şunu. Pisini temizle. Buradan al bunu, al götür derdim. Kapının önüne onu koydururdum. Onu yapardım. Ben ama... de en fazla kocasını aramasını beklerdim. Hani. Aradı. Bak, ölüyor burada senin yok, şeyin. Yok, aradı, bu açmadı o sırada telefonu. Hastaneye gitti. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Hiçbir kadına bunları yaşatmaya hakkı yok. Hiçbir erkeğin yani. Evet. Evet. Gerçekten. Ve işte... Geliyor kocamın sevgilisi işte, veyahut da şu anda benim yaşadığım şey değil mi, yayındayken eski eşimin sevgilisi bana onunla olan sevgilisi videosunu atıyor. Mi? Yani nesiyse beni ilgilendirmiyor hani Bircan, bana ne yani, ama atıyor, ne yapıyor, video, ikisinin beraber videosunu atmış. Yani şimdi bu can acıtmaya çalışmak, bu çok kötü bir şey, çok günah bir şey. Siz başkasının, yani başkasına ait olan, hadi buradakinden bahsediyorum. Başkasına ait olan bir kadın, çoluk çocuğu var. Hem alıyorsun, hem hırslanıyorsun, hem seni sevmiyor diyorsun, hem onun zamanında ektiği gülleri geliyorsun oradan koparmaya çalışıyorsun. Sen onun geçmişini yok etmeye çalışıyorsun yani. Daha yani bu kızın sonunun iyi olma şansı olabilir mi? Tabii canım, Allah. Bu kadının iyi olma şansı olabilir mi? Yok, bu yuva yıkanın gerçekten yuvası olmayacağı konusunda hiçbir zaman şüphemiz olmadı. Bu dizide de bunu göreceğiz diye umut ediyorum. Yoksa harbiden şikayet edeceğim. Yalnız o şeyde dizinin sayfasında enteresan şeyler de vardı Seren. Ben bir de o konudan sana yaklaşmak istiyorum. Kadınlar isyandaydı. Adamlar böyle şükür ya, öf ya, bugün bu hafta bari rahat edelim. Şimdi adamlar da orada kendilerini görüp sıkışıyorlar köşeye. Tabii. Çünkü o da değiştiriyorlar. Çünkü şöyle, herkes aslında yanındakine söylemek istediğini dizinin üstünden söylemeye başladı. Mesela küfür mü etmek istiyor, hakaret etmek istiyor kocasına? Kocasına etmiyor da Allah seni cezalı versin. Volkan'a diyor mesela. Seni ikiye kameraya gelmesin. Aynen. Çünkü yani herkes bunun benzerini yaşıyor. Bir de hafiften kocasına bakıp Allah senin belanı versin Volkan diye. Ama aslında kime söylediği belli yani. Bak, hayatlarını nasıl rezil hale getiriyorlar. Bak şimdi gittin, zaten çocuğun vardı. İşini kaybettin, param bitti, her şey gitti. Çünkü Allah cezalandırıyor. Seni aslında bulduğu yere bırakıyor, biliyor musun?
Tabii. Başa sarıyorsun. Zaten pişmanlığını da o anda yaşıyorsun. Yani ama yüzüne, çok geç. Gözüne, her şeyine yansıyor ya. İnsan yani Allah işte o yüzden büyük. Bak bu adam normal bir adamken şimdi her şeyini kaybedecek yani. Ne oldu bir başka kadına heyecan duymak hani için değdi mi sorusunun cevabı her zaman hayır olacak ama değil mi? Tabii ki. Çünkü neden? Bir tarafı mutsuz ederek bir başka tarafla bir mutlu bir başlangıç yapamazsın. İlk önce helalliğini alacaksın. Gitmenin de bir ahlakı, gitmenin de bir adabı, ayrılığın da bir şeyi var, tanımı vardır yani. Hiç sevmesen de, sinir de olsan da, çok büyük kızgınlık da olsa, kötülük yapmak. Adam bu hale geldi. Evet. Adam da gerçi çocuğu öldürdüğünü zannediyor şu anda, oğlunu öldürdüğünü zannediyor ama. Evet, evet. Mahsus yapıyor. Aslında kız çok akıllıca çok güzel planlıyor. Yaptım. O kadar yavaş yavaş hepsini bitirecek. Bu en konuyu, sevdiğim taktik. Bu konuyu bitirmiyoruz ama Cansu evet. Dere şimdi bu dizi evet ama gerçek hayatta tepkiler nasıl olur merak ediyoruz tabii. Dizinin Asya'sına yani Cansu Dere'ye soruyorlar. Hmm. Normal hayatında sen aldatılsan ne dersin ya da ne yaparsın? İtirafı başka. Bunun VTR'si mi var? Bu DSF mi bilmiyorum ama ha bir bakalım ne demiş bakalım. Ünlü ve güzel oyuncu Cansu Dere'den çok konuşulacak aldatılma itirafları. Geçmişin acısını hala yaşıyor mu? Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ı unutamadı mı? İşte Cansu Dere'den uzun bir süre çok konuşulacak samimi itiraflar. Cansu Dere geçtiğimiz aylarda bir mekan çıkışı kameralara yakalanmış, şimdilerde oynadığı Sadakatsiz dizisinden haberler vermişti. Dizinin konusundan biraz bahsettikten sonra bir muhabir dayanamayıp yapıştırmıştı soruyu. Muhabirlerin aşırı ısrarı karşısında Cansu Dere savunmaya geçmişti. E tabii biraz da rahatsız olmuştu. Sonuçta aldatılan, kenara itilen kadın olmak çok zordu. Cansu Dere ne kadar kibar şekilde cevaplar verse de gözlerinde cayır cayır geçmişin izleri vardı. Cansu Dere'nin bu kaçamak cevapları akıllara Cem Yılmaz'ın bir zamanlar Ahu Yatu için Cansu Dere'yi terk etmesini ve nikah masasına oturmasını getirdi. Herkes uzun bir süredir birliktelik yaşayan o zamanların hızlı çocuğu Cem Yılmaz'la Cansu Dere'nin evleneceğini konuşuyordu. Ama işte Cansu Dere belki de bunca zaman çok yanlış sularda yüzmüştü. Gel gelelim Cansu Dere geçtiğimiz ay Sadakatsiz'de ekranlara boy göstermeye başladı. Cansu Dere deyim yerindeyse ortalığı toz duman etmişti. Dizide aldatılan bir kadını oynayan Cansu Dere'nin performansı bütün dizi severlerin parmaklarını ısırmasına sebep olmuştu. Böyle bir rolü bu kadar iyi oynayabilmek için sanki çok iyi oyuncu olmak gerekiyor değil de karakterin başından geçenleri yaşamış olması gerek gibi bir algı oluştu. Sosyal medya Cansu Dere'nin gerçek ve duygu dolu oynayışını konuştu. Cansu Dere de geçtiğimiz gün bir derginin aralık sayısına kapak oldu ve tam da bu konu hakkında açıklamalar yaptı. Cansu Dere aldatılsaydı ne yapardı? Birçok kişi gibi benim de yabancı olduğum bir durum değil aldatılmış olmak. Sevgi gibi öç almak, kin, nefretle çok güçlü duygular. Böyle bir şey yapmış olan birisine tekrar güçlü bir duygu beslemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Peki sizce Cansu Dere'nin bu rolün hakkından kusursuz bir şekilde gelmesi oyunculuğu sebebiyle mi yoksa Cansu Dere kendi hayatından kesitler bulduğu için role adapte olması çok mu kolay oldu? Yorum sizin. Dediler ki bir insan bu kadar güzel oynuyorsa ya gerçekten aldatılmıştır ya da çok iyi bir oyuncudur. Yani bence... Ama tabii ki aldatıldım diyor. Yani aldatılmıştır. Aldatılma hissini bütün kadınlar çok iyi bilir ve icra edebilir yani. Ama kendini çok geliştirdi. Anne dizisinde de öyleydi. Çok enteresan bir şekilde özel hayatında tanımıyoruz Cansu'yu. Çünkü özel hayatına alakalı hiçbir ipucu vermiyor, konuşmuyor. Hmm. Son derece cool ve mesafeli duran bir kız.
Çok beğeniyorum ben bu duruşunu. Ben buzdolabı gibi yani, bu oyunculuğa yansıyor, güzel işte. Tabii ki sonuçta bak şu role ne kadar inandık. Evet evet. Yani inandırdı. Yani anne rolünde de, anne dizisinde de evet, evet, aynı şekilde güzel. İnandırıyor. Eyşan, çünkü ortada yok. Öbürkler gibi değil. Oyunculuğun gereği bu. Oyunculukta çok fazla çok konuşmayacaksın. Çok özel hayatında gündemde olmayacaksın. Hiçbir şey bilmiyoruz biz şeyle alakalı, Cansu ile alakalı. Bir Cem Yılmaz'ı bildik. Sonrasında birisininle daha galiba bir arkadaşlığı oldu. Sonrasında koptuk yani. Hiçbir şekilde bilmiyoruz yani. O yüzden de uzun lafın kısası başarıyor kız. Bu şeyi de başardı. Başardı. Burada da bence bu dizi Medyapım'ın dizisi. Evet, evet. Fatih Aksoy'un. Ona da buradan sevgilerimi. Yıllarca en iyi eğlence programlarını yaptılar. Tabii eğlence programları bitince diziye yöneldiler. Çok güzel konular seçiyorlar. Çünkü bu konular hepimizin, hele son yıllarda bütün evliliklerinin %90 bitme sebebi bir başka kadın. Ve bunu artık göz ardı edemiyorduk. Yani bunu ne televizyon programlarında ne dizilerde, bunu üstüne örtemeyiz artık. Çünkü herkes çok mutsuz olmaya başladı. Evet. Herkesin hayatını bir başkası çok kolay yıkmaya başladı. Ama Cansu Dere diyor ki artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Öyle Asya gibi tepki vermezdim diyor. Peki şimdi